Çarşamba günleri Hepsi Burada'nın Facebook hesabından düzenlediğimiz anne söyleşilerine hepiniz hoş geldiniz. Bugün konuğumuz fizyoterapist ve ebe Ferda Saraçoğlu. Kendisiyle bebekleri rahatlatıcı tavsiyeler ve refleksoloji hakkında konuşacağız. Geçmiş yayınlarımızı izlemek isterseniz Hepsi Burada'nın YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Böylece yeni yayınlarımız yüklendikçe bunlardan haberdar da olabilirsiniz. Bugün için sorularınızı Facebook'ta yorumlar kısmında bekliyoruz. Yayın boyunca hepsini yanıtlamaya çalışacağız. Tekrar hoş geldiniz. Ferda Hanım siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk Başak Hanım. Bebeklerde neden huzursuzluklar oluyor ve refleksoloji dedim az önce ama nedir tanımı? Tıpta hangi alanlarda kullanılır? Tamam. Şimdi öncelikle çok değerli annelerimiz ve anne adaylarımız için aslında bugün buradayız ve bebeklerini daha hani rahat, daha sakin, daha sağlıklı nasıl hale getirebiliriz diye önerilerde bulunacağız ve sorularını yanıtlayacağız. Şöyle, anneler öncelikle gebelik süresince aslında biraz böyle stresli, endişeli bir durumdan yoğun bir şekilde geçiyorsa, tabii ki hepimiz gün içerisinde bir takım sıkıntılar yaşıyoruz ama bu sıkıntılar üst üste geliyorsa ve gidip de bir psikologdan, bir psikiyatrdan yardım almıyorlarsa bu süreç daha da kronikleşiyor. Ve dolayısıyla doğum anına ve doğumdan sonra da bebeğe aslında annelerimiz ve babalarımız aralarındaki o dinamikleri bebeğe bir şekilde yansıtıyorlar. Bugün artık hatta ispatlandı bilimsel olarak da bebekler mimiklerimizden, beden dilimizden bizim ne hissettiğimizi, iyi mi kötü mü düşündüğümüzü, endişeli mi stresli mi olduğumuzu direkt anlıyorlar ve ondan sonra o psikolojiye, o dinamiklere bürünüyorlar ne yazık ki. Bu anlamda aslında bebekleri rahatlatmak için anne babalardan ve bebeklerimize bakan insanlardan başlamak gerekiyor. Bununla beraber de bebeği rahatlatmak adına yapılabilecek en güzel şey aslında bebeği yıkamak, masaj yapmak, eğer biliyorsak birkaç refleksoloji dokunuşu yapmak, eğer çok kronik, sıkıntılı, huzursuz bir bebeğimiz varsa da uzman bir refleksolog tarafından, refleksoloji fizyoterapistler bilir ve refleksoloji bölümünü bitirmiş sağlık elemanları bilirler. Bu 1200 yıldır, yaklaşık 1200 yıldır Doğu ve Çin tıbbında aslında, Doğu Çin tıbbında bilinen, ondan sonra el, ayak ve kulaklarda, kulak memelerinde özellikle kulağın bütününde ama kulak memesinde daha çok ağırlıklı basınç uygulayarak ve belli saniyelerde tutarak her bir noktanın aslında vücudumuzdaki organlara, iç organlara ve dış organlara ve uzuvlarımıza denk geldiği bilinir o basınç noktalarının da. O basınç noktalarına belli saniyelerde dokunuşlar yapılır ve çekilir ve belli egzersiz hareketleri yapılır belli yönlerde. Aynı şekilde beyindeki çaprazlaşmadan dolayı sinirlerin, nöronların sağ ayak sol beyine, işte sol ayakta sağ beyine etki ediyor. Ve her ikisinde beyinde nöron arasında bir etki mekanizması var. Mesela sol ayağı yaptığımız zaman masajı daha çok bağırsak sistemini etkiliyoruz. Yine beyinde karşılığı sağdır çünkü. Bunun gibi özel püf noktalar olduğu için aslında konunun yine uzmanına bırakmakta fayda var refleksolojiyi. Peki ne zamandan itibaren uygulanabilir? Yeni doğanlarda başlayabilir mi? Evet. Yine çok güzel bir makale var bununla ilgili yayınlanan. Çok yakından takip ediyorum fizik tedaviyle ve bebekle, gebelerle ilgili olan konuları ve gündemi. İlk 3 ay özellikle bebeklere refleksoloji yapıldığı zaman algı sistemleri ve zeka kapasitesini arttırdığımız ispatlanmış. Bu anlamda aslında özellikle sağlıklı bebeklere ve yine buradan diğer anneler de CP'li, otizmli, Down sendromlu anneler de izliyorlarsa aynı şekilde onlarda da algıyı ve zeka kapasitesini arttırdığı ispatlanmış. Rahatlıkla uygulayabilirler. Peki hemen hemen minik yeni doğan bebekler her gün banyo yapıyorlar. Evet. Her banyodan sonra uygulanabilir mi? Her banyodan sonra uygulanabilir. Banyo şart değil tabii. Özellikle böyle rahatlatmak istiyorlarsa, işte bebek çok gerginse, huzursuzsa, gazını çıkaramıyorsa, kabızsa, öfke nöbetleri varsa daha kolay uykuya geçmeleri için bile yapabilirler refleksoloji. Hiçbir yan etkisi yok. Tek istemediğimiz şey ateşli hastalıklar, açık yaralar ve doktorun katiyen bebeğine masaj yapma demediği bir durum yoksa rahatlıkla bütün herkes bebeklerine rahat öğrendiği küçük noktalar basınç teknikleriyle yapabilirler. Ama tabii ki konunun uzmanından öğrenmelerine fayda var. Yani bununla ilgili kitaplar veya videolar faydalı olur mu yoksa mutlaka birine danışmak mı gerekiyor? Mutlaka bir uzmanından en azından küçük bir seans almakta fayda var. En azından ilk kısmı. Evet, en azından ilk önemli kısmı. Çok ileri derecede hastalıkları varsa zaten bıraksınlar, uzmanı yapsın.
atıyorum Down sendromu, CP, otizm gibi durumlarda bırakın uzmanı yapsın ama diğer durumlarda sadece bir karnı ağrıyorsa ya da bir rahat uykuya geçirmek istiyorsak işte ayak bölgesinde karına denk gelen noktalara belli saniyelerde basınç yapıp çekiyoruz ve belli dakikalarda yapıyoruz. Bunları öğrenmesi gerekiyor. Sonrasında da rahatlıkla kitap okusun, videoyu izlesin ve yapsın. Peki bu masajı yaparken özellikle dikkat etmeleri noktalar nelerdir? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bebekler zaten hemen hemen her şeye tepki veremiyorlar. Çünkü onların henüz nöronları gelişmediği için ağlamak dışında, emmek dışında, ondan sonra çok fazla böyle emme isteği dışında, sıçrama refleksi dışında çok fazla bir refleks yok. Ancak şöyle bir şey var. Bebeği ilk soyduğunuz zaman zaten dokunduğunuz şekilde ağlıyorsa ve bu ağlama giderek şiddetleniyorsa burada bırakmak lazım. Zaten burada bir sıkıntı var. Ya bebeğin hoşuna gitmedi ya da o an başka bir sıkıntısı var ve hiçbir şekilde yardımcı olmuyoruz. O bebeği orada sonlandırmalıyız masajını. Onun dışında herhangi bir şekilde işte cinsel organlarına temas etmeden, ondan sonra çok fazla böyle sivilce, yara, işte soyulan noktalar üzerine getirmediğimiz sürece hiçbir sıkıntı yok. Ama zaten ayak, el ve kulağa uyguluyoruz refleksolojiyi. Genel anlamda vücut masajında bütün vücuduma uyguluyoruz. Uygularken de ateşli ve açık yara olmasın. Tek istemediğimiz şey bu. Bir sonraki sorum zaten dokunmamaları gereken noktalar var mıydı? Onu da söylemiş oldunuz. Evet. Ama yine de baş ve boyun bölgesini özellikle ben sormak istiyorum. Çünkü yetişkinlerde de başa ve boyuna masaj yapılır ama sanırım bebeklerde durum böyle değil. Evet, evet. Özellikle baş bölgesine şöyle söyleyeyim. Bıngıldaklarımız çok gelişmediği için baş bölgesine çok fazla müdahale etmeyelim diyoruz. Evet, çok güzel yastıklı bir şekilde korunuyor. Henüz orada bir kemik doku da yok, kıkırdak bir doku var. Zarar vermek aslında çok da mümkün değil. İçeride beyin kısmı çok güzel korunuyor, yastıklı bir şekilde korunuyor. Ancak yine de baş bölgesine çok fazla temas etmiyoruz. Sadece çocuk doktorlarımız baş bölgesine temas edebiliyor. Aynı şekilde duruş olarak da birazdan geleceğiz. Duruş olarak da dikkat edileceği zaman hafif eğimli bir yatakta yatacak. Hafif eğimli bir yatakta yatarken masaj yapılacak. 30 derece kadar eğim olacak. Ama baş altında yaklaşık bir 6-9 ağa yastık olmasın. Eğim olsun 30 derece kadar diyoruz. Hem reflüsü olacak. Çünkü bebekler genelde kusuyorlar. Emme refleksi çok fazla olduğu için doyduğu noktayı kaçırıyorlar. Çok fazla emdikleri için de devamlı bir kusma eylemlerinde oluyorlar. Bunu zaten herhalde oluyorlar. Hemen emzirir emzirmez yapmak pek doğru değil. Değil. Bir 45 dakika bir sindirsin ondan sonra. Çok irite etmeden onu ödüllendirmek adına yapmalıyız bunu. Kusma riskini herhalde minimuma düşürürler böyle yaparak. Evet. Peki masaj yağı uygulanabilir mi bunu yaparken bebekler için özel olan? Evet çok. Ve oda koşulları nasıl olmalı? Çok hassas konulardan ikisi aslında. Oda koşulunu şöyle diyoruz. Şimdi mesela bazı yabancı aileler var. Evlerinde 19-20 derecede bebeklerini soyuyorlar, giyiyorlar, yıkıyorlar falan. Hiçbir şey olmuyor. Ama onların genel bir genetiklerinde bir yatkınlık var. Psikolojik olarak da yatkınlar. Onlar 19-20 derecede devam etsinler. Ama bizim Türk halkı olarak biz biraz sıcağı seviyoruz. Siz de bilirsiniz. Hemen anneanne, babaanneler ay üşüdü, hapşırdı, acaba hasta mı olacak demeye başlıyorlar. Aksine aslında çok güzel reflekslerin çalıştığının habercisi. Çünkü banyodan sonra önce kıyafetini giydirip çıkarırken havadaki o tozlar bebeğin akciğerine doğru kaçıyor. Kaçmadan hemen önce bebek onu hapşırıp dışarı atıyor. Aslında çok iyi bir şey yapıyor. Onun dışında şöyle biz diyoruz ki 24 derece gibi ortalama yıkayabiliriz, masaj yapabiliriz, bebeklerimizi rahatlıkla soyabiliriz. Karşılıklı kapıyla cam pencere açık kalmadığı sürece yapıyoruz bunu da. Peki masaj yağları? Masaj yağlarına gelince de şöyle, içinde paraben içermesin, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olsun ve çok az, sadece elimiz kolay kaysın diye uyguluyoruz. Bebeğin her tarafını böyle yağlamak adına değil. Peki bebeklerle, daha yeni doğan grubuna yakın olanlarla, yaş almış olanlar arasında bu masaj ne gibi farklar gösteriyor? Şimdi şöyle, bebeklerin hemen böyle cevap olarak verebileceği bir refleks yok. Yaklaşık 3-4 ay olunca işte belli başlı refleksler gelişmeye başlıyor. 9 ay olunca belli refleksler gelişmeye başlıyor. Özel refleksolojinin etkisini sadece relax bir hale gelmiş şekilde, gevşemiş halde göreceğiz daha küçük bebeklerde. Daha yetişkinlerde ise, düzenli yapıldıysa refleksoloji hem algısında hem duyularında ve zekasında diğer çocuklarla aralarındaki o farkındalığı hissediyor olacağız.
Çünkü öfke ve sinir krizlerinde ve aşırı gergin kaslarda refleksoloji yaptığımız zaman çocuklar sakinleşiyor. Aslında psikolojik olarak da rahatlamış oluyorlar. Daha farklı, daha böyle kendilerine özgüveni olan, daha relax, pozitif çocuklar olduğunu gözlemliyoruz. Konuyla çok alakalı bir soru geldi. O yüzden hemen yöneltmek istiyorum. Bebeklere yapılan yanlış refleksolojinin yan etkileri var mıdır? Şimdi şöyle, yanlış basın noktaları çok fazla uyarıldığında mesela biz mide bulantısının geliştiğini görebiliyoruz ya da baş ağrısının şiddetliğini görebiliyoruz. O yüzden zaten konunun uzmanı yapmalı. Bebeklerde sadece işte bir karın bölgesini öğrenip belki evde gece çok ağladığında bebeğimizin gazı olduğunda o karın bölgesine küçük basınçlar yaparak karnını rahatlatırız, kabızlığını giderilmesine yardımcı oluruz. Ama onun dışında zaten bu komplikasyon geliştirecek derecede uzun dakikalar boyunca ve yanlış bölgelere yapılmış olması lazım komplikasyon geliştirmek için. Yani çok kolay olacak bir şey değil Değil, herhalde. evet, çok kolay değil. Biz şimdi programlarımızda genelde ortak bir soru var. Her programda hemen hemen geliyor. Uyku meselesi. Evet, çok önemli. Aileler uyku konusunda güçlük Çok yaşıyorlar önemli. bizim de fark ettiğimiz. O Evet. yüzden hemen buna değinmek istiyorum. Bebeklerin kolay uykuya geçmesi için de etkili olur mu? Tabii ki de etkili olur. Biraz önce de bahsettiğim gibi özellikle CP'lerde, CP dediğimiz serebral palsi aşırı böyle kasılmayla gelişir. Onlarda bile uyguladığımızda hemen kaslar gevşiyor ve relax moda geçiyor. Ama düzenli aralıklarla bunlar seans alıyorlar. Tabii ki etkisi olacak, tabii ki rahatlatacak, uykuya geçecek ama uyku çok farklı dinamiklerin aslında bir arada olduğu bir durum. Şimdi bu uyku hem aslında psikologları ilgilendiriyor, hem ebe hemşireleri ilgilendiriyor, hem de aynı şekilde anneyle babayı. Biraz önce konunun en başında anlattığım gibi anneyle babanın arasındaki iletişim, annenin psikolojik hisleri, beden dili, bebeğe yaklaşımı, her şey orada bir dinamik ve bebeği bir şekilde etkiliyor. Tek bir şeyi düzelterek bebeğin süper derecede düzenli uykusuna geçebileceğini düşünmesin annelerimiz. Kendilerinden başlasınlar bu sisteme. Geçen haftalarda böyle şu şekilde yazan aileler oldu. Her yolu denedim. Karnı tok, doktora gösterdim. Evet. Gündüz uyuyor ama gece hiçbir Evet. şekilde uyumuyor Evet. diyen aileler oldu. Hani onlar belki bir de bunu deneyebilirler mi Bir de bunu acaba? deneyebilirler. Bir psikoloğa, bir pedagoğa gidebilirler. Eşli bir şekilde bebekle beraber gidebilirler. Bir, ikincisi ne yediriyoruz, gün içerisinde ne içiriyoruz? Bir onları liste yapsınlar, bir hafta boyunca yazsınlar. Yediğimiz, içtiğimiz şeyler aynı şekilde etkiliyor. Odanın havasızlığı etkiliyor. Annenin çok o anda olumlu olmayışı bebeği aynı şekilde etkileyebiliyor. Çok sinirli ise ki çok normal. Hormonlar normalde günde bir iki tane salgılarken biz kadın olarak gebelikte ve sonrasında 1.000 tane hormon salgılanıyor. Hangi birini kontrol edeceğiz? Çok normal. Kaygı, endişe, stres, başka durumlar. Bunları kontrol altına almak lazım. Annemiz düzenli kendisi de uyuyor olması lazım. Bebek de düzenli uyuyor olması lazım. Onun için en basit yöntem bebeği ben yaptıralım, masaj yapalım. Her gün aynı saatlerde yıkayalım. Işıksız ortamda yıkayalım. Çünkü ışığın zaten insanlık tarihine gelişi yaklaşık 100 yıldır. Biz zaten alışık değiliz. Göz refleksi olarak da bu yoruyor. Bebekleri ekstra yoruyor Daha bir de çok rahatsız üstelik. oluyorlar. Bu durumda birazcık bunlara dikkat edince uyku ritüeli kendiliğinden gelişmeye başlıyor bir süre sonra ama çok kolay değil. Hani böyle bir sihirli değneğimiz var, evet bunu yaptık direkt uyudu falan değil. Bu bir sistem, bu bir alışkanlık ve istikrarlı kararlı olmakta fayda var. Çok fazla stres yapmasınlar uyumuyor diye, sağlıklılarsa problem yok. Şimdi siz fizyoterapist olduğunuz için aynı zamanda ben de uyku konusuna başlamışken kolayca bırakmak istemiyorum. Tamam. Yatak seçiminde nelere dikkat etsinler diye de eklemek Yarı istiyorum. ortopedik olsun, bebek tamamen böyle bir pamuğa gömülüyor gibi olmasın. Hafif böyle yarı ortopediye geçiş yapsınlar 1. aydan sonra. Ve biraz önce de anlattığım gibi şöyle 30 derecelik bir eğimde uyusun bebek şurada ki kustuğu zaman akciğerine kaçmasın. Aynı zamanda kendini daha güvende hissediyor. Bebeğin hafif kafası yüksekte yattığı zaman, üzerini değişirken, emzirirken, altını değişirken bir 30 derece bir eğim şart. Peki ebeveynlerin yatak seçimi de önemli mi? Çünkü bazen bebekler ebeveynlerle yatıyor. Evet, ebeveynlerinki de aynı şekilde yarı ortopedik olmalı. Beraber yatıyorlarsa özellikle ki çok önerilmiyor ama Ama oluyor. evet, Özellikle oluyor. emziren anneler Evet. hani Böyle bazen buradan uykusuzluk, konuşmak yorgunluk. gibi değil biliyorum olaylar. Kitap hiçbir zaman zaten evdeki hesabı uymayan bir durumdur. Kitaplardan okuyacaklar, ondan sonra komşunun bebeğini yorumlayacaklar, karşılaştıracaklar falan ama
Hepsi kendine münhasırdır bebeklerin. Ne kitabı bilgiye tam olarak uyar, ne de komşunun veya kardeşinin veya hatta bir önceki kardeşinin durumuna uyar. Aynen katılıyorum söylediğimize. Her ebeveyn ve her bebek kendine özgü diye kendine düşünüyorum ben de. münhasır. Peki pusetlerinde, bebek arabalarında, otokoltuğunda uyuyakalabiliyorlar. O noktada dikkat Ne edilmesi yapmak gerekenler var lazım? mı? Şimdi çok fazla böyle çukur olan pusetler bebek koltuklarında zaten artık ürünlerimiz var. Oraya dolduran o yarı ortopedik süngerleri yerleştirsinler. Bebek böyle çökük bir şekilde kalmasın. İçeri doğru böyle gömülmesin. Omurga sağlığını bir kere korumuş olalım. Kan dolaşımı aktif olsun. İkincisi 2 saatte bir benim önerim. Bebeği birazcık pozisyonuyla oynamak. Hafif bir şekilde kan dolaşımı olsun, uyuşmasın. Biz bile sabit yattığımızda, oturduğumuzda her tarafımız uyuşuyor çünkü. Öyle düşünün. Bu yüzden bu 2 şeye dikkat edeceğiz. Dışarıda örneğin bebek arabasında uyudu. Aile diyor ki aman uyusun uyusun hazır uyumuşken. 2 saatte bir Onu öyle hafif bırakmayacağız. bir çevirme, evirme, altına biraz elimizi sokup pozisyonu değiştirme gibi bir durum olmalı. Otokoltuğunda da durum benzer Aynı mi? şekilde. Peki anneler, bebekler huzursuz olduğu zaman paniğe kapılabiliyorlar. Hani böyle dinleyince ya da işte okuyunca evet yapacağım anladım diyor ama bebek ağlamaya başlayınca bir anda ne yapacağını şaşırıyor. Eli ayağına dolaşıyor. Çok normal, evet. Onlara önerileriniz var mı? Onlara önerim şu, bu konularda ne kadar kendilerini sakinleştirecek bilgiler edinirlerse, gerekirse psikologdan, pedagogdan, kitabı bilgiden, böyle canlı yayınlardan o kadar daha bildiklerinden emin olacaklar. Ve öyle bir durumla karşılaştıklarında, aa evet böyleydi, hatırlıyorum, bu çok normal diyecekler. Normal olan şu, bebeğin refleksleri normalse, gelişimi normalse, sağlıklıysa, herhangi bir risk yoksa bebek elbette ki ara ara huzursuz olacak. Altına yaptığı için olabilir, diş çıkardığı için olabilir, ortamın havası hoşuna gitmeyebilir, ortamdaki bir insanın enerjisi hoşuna gitmeyebilir, o gün tam böyle eşref saatinde değildir, İlgi duş çekmek almaya istedi. ihtiyacı vardır, sevgiye ihtiyacı vardır, gazı vardır, bir yeri uyuşmuştur gibi gibi bir sürü nedeni var. Ama bizim temelde baktığımız şey şu, ağlamalar ve huzursuzluklar 2-3 günden daha böyle 2-3 günden sonra daha da böyle şiddetlenerek mi gider? Yoksa arada böyle dalgalanmalar mı yapıyor? Bu bizim için önemli kriter. İkincisi de sağlık durumu normalse korkmasınlar zaten. Bu huzursuzluklar anlık olabildiği gibi süregelen şekilde de görünebilir Evet, mi? görülebilir. İşte o zaman zaten bir sağlık probleminin olduğunu düşünürüz. Veya çok ciddi psikolojik bir stres yaşıyor bebek orada. Stres, sadece stresi biz yetişkinler yaşamıyoruz. Onların da çok fazla stresleri var. Ve onların durumu bizden daha zor çünkü anlatamıyorlar. Ağlamak dışında başka bir duyuracakları yol yok ne yazık ki. Biz konuşuyoruz, şöyle oldu, böyle oldu, şuram acıdı, buram acıdı veya şuna üzüldüm diyebiliyoruz ama onlar algıları tam ama konuşamıyor. Huzursuzlukları ne kadar sürerse mutlaka bir uzmana danışmalılar. 2-3 günden sonra huzursuzluk giderek tap yapıyorsa, artıyorsa, dalgalanmalar yapmıyorsa orada kesin bir doktor görüşüne ihtiyacımız var. Peki bu huzursuzluk sadece ağlamak değil, değil mi? Yani onun rutininin dışına çıkması bir Yüz huzursuzluk. mimiklerinden annelerimiz çok iyi anlıyorlar. Bir süre sonra çok güzel bağ kuruyorlar. Hatta artık babalarımız da anlıyor. Evet diyor, yüzünü buruşturdu şu an diyor. Altına bir şeyler yapıyor falan. Ya da şu an gazı var diyor. Şöyle yüz mimiklerini zaten anne emzirirken gözlemliyor. Altını değiştirirken, üstünü değiştirirken, uyurken, izlerken gözlemliyor. Ve bir süre sonra artık anne onun bilgisayar programcısı gibi olmaya başlıyor. Aa evet diyor, şimdi bunu yaptı, hissediyorum şöyle olacak demeye başlıyor. Yeter ki kaliteli bir şekilde stres ve endişeyi azaltarak kendilerine güvensinler önce. O zaman zaten her şeyi hissetmeye başlıyor olacaklar. Banyodan az önce bahsettiniz. Rahatlatıcı banyo normal banyodan farklı mıdır? Evet, şimdi şöyle rahatlatıcı banyo, aslında bütün banyolar rahatlatıcıdır. Suyun mikro masaj etkisinden yararlanırız, kan dolaşımını artırırız. Ancak şöyle rahatlatıcı banyo ekstra şöyle bir durum var. Küvetin içerisinde 1/4'ünü suyla dolduruyoruz. Bebeğin teninin ısısında 36,5 ile 37 derece arasında. Bebeğin tamamına yakını o küvetin içerisinde kalıyor. Hem bebekle göz teması kuruyorlar. Aynı zamanda bir 4-5 dakika suyun içinde döndürüyorlar. Şampuanlamak ve bebek yağı kullanmaksızın hem de.
Yanlarında rutininde kullandıkları tatlı müziklerden biri var, uyumasını da kolaylaştıran. Hatta ben diyorum ki gebelik döneminde sabit güzel tatlı müzikleriniz olsun, böyle dinlendiren, uykunuzu getiren. Ve gebelik süresince uyku düzeninize çok dikkat edin. Mümkün olduğunca uyumaya çalışın. En azından istirahat edin. Çok fazla hareketli olmayın ki bebek rutini anne karnından itibaren alışmaya başlıyor çünkü. Ve rahatlatıcı banyo bu şekilde. Hafif ellerine ve ayaklarına yine suyun içerisinde masaj yapılır. Bebek biraz daha böyle gevşemiş halde dışarı çıkarılır. Ondan sonra yine normal rutin genel masajı yapılır. Ve çok rahat uyuduğunu çoğunlukla görüyoruz. %1, %2 ihtimallerde banyodan sonra çok daha uyanık bebekler görebiliyoruz ama Mayışan çok bebeklerde. düşük ihtimal yani o. Mayışan bebekler çoğunlukta rahatlıyor. Peki her gün uygulayabilirler mi? Her gün uygulayabilirler. Günde bir defadan fazla olabilir mi? Birkaç defa da olabilir, evet. Sadece ortam koşulları önemli bizim için. Çünkü bazen kusabiliyor, altını kirletebiliyor. O yüzden de mecburen Evet. yıkanmak durumunda Bazıları çok kalıyor. fazla kaka yapıyor. Hatta böyle Evet. her tarafı böyle kaka Her oluyor. defasında şampuan kullanmak Haftada bir doğru. iki. Tamam. Parabeni içermesin, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olsun. Haftada bir iki kullanabilirler. Nurhayat Engin sormuş. Benim bebeğim geceleri uyumuyor. İlk banyo yaptırıyorum. Masaj ama uyumuyor, ağlıyor. Gündüzleri uyuyor. Ama bebeğim prematüre doğdu. İkizler. İkizinin uyku düzeni çok güzel. Ne yaptıysam uyutamıyorum. Yine kendisinden bir soru daha gelmiş. Benim bebeğim dediğiniz gibi hep ağlıyor, huzursuz, sağlığı yerinde. Aynen sizin anlattığınız gibi. Azalma yok huzurluğunda. Doktora çıkarıyorum. Sağlığı iyi ama geceleri uyumuyor. Evet. Geceleri uyuması için şöyle bir şey yapmak lazım. Bir kere hem kendisinden emin olsun. Bebeği diğer ikiz bebek gibi aynı yatakta aynı şekilde yatırsın ve biraz başında beklesin. Ağladığı zaman hemen kucağına almasın. Biraz böyle yatakta pış pış yapsın. O güveni versin. Anneciğim buradayım, yanındayım. Biraz daha böyle yan çevirsin. Ondan sonra tekrar beklesin. Küçük küçük pratikler yapsın ve saat 7-8'den sonra ışıklar açılmasın. Eğer gerçekten uyku rutini istiyorsak aynı müzik, aynı loş ışık, çok az ışık yani sadece böyle hafif görebileceğimiz kadar aynı böyle odada ve yatakta mümkün olduğunca yatırıp istikrarlı devam etmemiz gerekiyor. Bu hemen bir günde, bir haftada sağlayabileceğimiz bir rutin değil ne yazık ki. Rahatlatıcı müziklerden, ninnilerden Evet. destek alabilirler. Hepsi bir arada. Bu dinamiklerin hepsi bir arada aslında etkileşimde. Aslında Ferda'm şöyle ilginç bir durum var konuştuğumuz konudan farklı olarak. Hani anne baba aynı anne baba, aynı ortama giriyorlar. Hep Evet. birlikteler. Çünkü Evet. ikizler ama Evet. birinde bu durum varken diğerinde Evet. yok. Bu aynı ne gibi biliyor musunuz? Mesela siz ve atıyorum abiniz anne babayı görüyor. Siz farklı şeyler hissedip düşünüyorsunuz anne babaya karşı. Sizin algınız bambaşka. Belki siz daha hassas, daha kırılgansınız. Anne babanın arasındaki iletişim bile sizi üzebiliyor. Diğer yandan abiniz aynı iletişimi gördüğü zaman farklı hissediyor, farklı düşünüyor, farklı algılıyor. O yüzden hepimiz kendimize münhasırız zaten. Farklı bir dünyadayız. Hepimizin farklı yetenekleri, hisleri var, karakteri var, fıtratı var. Bu Doğuştan doğum gelen gibi. kişilik özellikleri bile uykularını Evet. etkiliyor yani. Aynen öyle. Hepsi bu dinamiklerin hepsi birbirini etkiliyor. Fatoş Nisa Hira sormuş. Bebeğim 5 aylık, emdikten sonra kusuyor ve göğüs ağzında olmazsa uyumuyor. Emzik de almıyor. Sürekli emmek istiyor. Evet, 5 aylık. 5 aylık, 5 aylık. evet. Şimdi şöyle yaklaşık. Emdikten sonra kusma meselesi az önce de söylediğiniz eğimle alakalı düzeltilebilir diye Evet, düşünüyorum. birincisi eğimle alakalıdır. İkincisi de şudur, çok fazla kusuyorsa artık yeni doğan reflüsü dediğimiz bir durumunu da aşmış artık. Bebek reflüsü gelmiştir 5. aydan sonra özellikle. İlk 9 ay bebeklerin dediğim gibi emme refleksi çok fazla olduğu için sürekli emmek istiyorlar. Orada hem bir bağlanma durumu söz konusu, hem rahatlıyorlar, hem kendilerini güvende hissediyorlar, aidiyet duygusu gelişiyor. Bir sürü bağlanma var aslında o emme olayında. Daha aksine bilinenin aksine çok iyi bir şeydir. Ne kadar çok emzirirsek prolaktin hormonu, süt hormonu o kadar çok artar, süt de gelir. Bir yandan çok iyi. Öte yandan annenin göğsüne çok yara gibi böyle bir durumlar veriyorsa biraz ayırmak lazım. Ve reflüsü varsa zaten 2 saatte bir, 3 saatte bir ama az vermek lazım. Normalde 15 dakika veriyorsa 10 dakikaya düşürecek. 10 dakika veriyorsa 5-6 dakikaya düşürecek emzirme dakikasını. Gibi. Bir de bana hastaneden çıkış yaparken hemşireler şey demişti. Emzirir emzirmez yatağına koymayın. Evet. Biraz bekleyin Evet. demişlerdi. Koyacaksak da acil bir işimiz varsa da dediğim gibi 30 derecelik eğimde yan veya tavana bakarken de olabilir ama zaten o bebek kustuğu zaman ne olacak?
buradan sıyrılıp gidecek, geri gitmeyecek, boğazına kaçmayacak. O yüzden o 30 derece eğimini anne babalarımız unutmasınlar. Çünkü çok yorgun bir süreç olabiliyor. Birkaç sizimize denk gelebiliyor. Çok uykulu olabiliyoruz anneyken. Ben anne olmadım ama görüyorum 12 yıldır özellikle. Ama o eğim onları garanti altına alacak. Hem O bebeği refri hem onu. yataklarından satın alınamıyorsa bile yatağın altına bir şeyler, Evet, havlu aynen. falan konarak Süngerin altına desteklenebilir. birkaç battaniye, birkaç kitap koysunlar. Süngerin en başına eğimli hale getirsinler. Yine Fatoş Hanım'ın sorusunun devamı, göğüs ağzında olmazsa uyumuyor, emzik de almıyor demişti. Onunla ilgili ne yapabilir? Şöyle onu da yavaş yavaş azaltmak lazım. Nasıl azaltacağız? Geçiş yapacağız. Biraz böyle işte ağlayacak bir iki dakika tekrar vereceğiz. Yatağına koyacağız. Bir zaman sonra artık pes etmeye başlayacak. Ama bunun dediğim gibi böyle bir Hemen olmuyor. standartı yok. Bu güneş ev saatindedir. Sizinle çok uyumlu gider. Yarın çok böyle huzursuz olabilir. Çok böyle istikrarlı olmamız gerekiyor. Bir de esasında bunların hepsi çok tatlı. Sağlık problemi olmadığı sürece hiç korkmasınlar, endişelenmesinler. Ama ben de benzer şeyleri yaşadım. Evet. Anlayabiliyorum. Sürekli memede olduğu zaman anne hiç hareket edemez hale Edemiyor. Bir geliyor. süre sonra psikolojik olarak da Çok tabii yoruluyor. yorgunluk Aynı zamanda başlıyor. çok kalori sarf ettiren bir şey olduğu için Evet. emmek, yorgunluk da oluyor. Evet. Yani biraz daha sabır diyeyim. Biraz daha sabır ve deneyerek sürekli istikrarlı davranış, doğru davranış değişikliğini tam anlamıyla oturtana kadar sabretmeden bekleyecekler. Aynı şeyi yapmaya devam edecekler. 2-3 dakika emzirecek, bırakacak, yatağına yatacak. Baktı ağlıyor. İki pışpışlayıp bakacak, dinleyecek, susacak. Gerekirse çok ağlatmadan kucağına alacak. Sonra tekrar devam edecek ama belli bir gidiş noktasının olması lazım. Hedefini koymuş olması lazım annenin. Sevda Hasan Doz'u sormuş. Merhabalar, 8 aylık oğlum var, vücudu hiç ısınmıyor. Ne yapmamız gerekiyor? 8 aylık oğlu var, vücudu hiç ısınmıyorsa bir çocuk doktorunu bir kere görmesi lazım. İkincisi kan dolaşımını arttırmak için yine masaj teknikleri önerilir. Bir de Bütün vücut anneler masajı. genelde bebeklerinin eline, ayağına, burnuna bakarak, yani o noktaların soğuk olmasını baz alarak Evet. ısınmıyor diyor ama bunlar Aksine, bilinen aksi aksine göstergesi. bizde bile öyle aslında. Bütün uç noktalarımız, el uçları, ayak uçları, burun uçlarımız, kulak uçlarımız vücudumuzun normal işte 36,5-37 ise orası 0,3 ile 0,5 bazen 0,7 oranında daha düşüktür. O yüzden düşüp düşmediğini el ayak burundan anlamayız. Enseye bakarız ve göğsüne bakarız. Ense ve göğüs eğer soğuk değilse korkmasınlar, üşümüyor. El ayak soğuksa yapılacak en güzel şey 3-4 kat daha çorap ve eldiven giydirsinler. Hafif böyle ovalasınlar, masaj yapsınlar, ısınacaktır. Peki dereceyle ölçebilirler mi? Kaç derecenin altındaysa endişe etmem? 36,3'ün altına indiği andan itibaren bir bakmak lazım. Ne oluyor? Neden böyle? Ortam ısısından mı? Kıyafeti mi az? Başka bir durum var diye. Kulaktan ölçüldüğü zaman sanırım normalden düşük mü, fazla mı gösteriyor? O Kulak ve derecelerde evet galiba. kulak ve alın biraz daha fazla gösteriyor. Popo en yüksek olanıdır ama onu zaten artık hiç önermiyoruz popodan ölçmeyi. Kol altı mı kalıyor Evet, geriye? mümkün olduğunca kol altı, alın ve kulağı öneriyoruz. 0,4-0,5 oranında birazcık daha yüksek çıkıyor kulak ve şey. Alın. Yani mesela vücudumuzun ısısı 37,2 ve 37,3'ün üzerine çıkmaya başladığında ateş var deriz. Kulaktan baktığımızda 37,5 ise korkmayacağız. Ama koltuk altındaki 37,5 şunu bize anlatmaya çalışır aslında. Acaba sen bu bebeğe çok sarıldın, ten tene temastan dolayı mı 37,5'a yükseldi bu? Bir yarım saat açarız, bekleriz. Yarım saat sonra tekrar ölçeriz. 37,5 ve üzerindeyse o zaman ateşi olduğunu düşünürüz. Devamlı takip ederiz. Ama kulaktan 37,5 ise korkmuyoruz. 37,6'ya kadar kulakta izin veriyoruz. Bizim için yüksek değil. Ben bu konuyla ilgili kıyafet seçiminin de önemli olduğunu okumuştum bir yerde. Kesinlikle Doğru çok mu? çok etkili. Bazen Evet. büyük giydiriliyormuş. O ısıyı korumasını engelliyormuş. Evet. Pamukluğu tercih etmeli ve tam bedenine uygun. Özellikle yeni doğanlarda Evet, olması gerekiyor %100 deniyordu. pamuklu ve tam bedenine uygun olanı tercih etmeliyiz. Baktık ki kıyafetleri çok büyük. Ne yapalım? Elimizde bunlar var diyorsak da çorap takviyesiyle beraber tam oturtmak lazım kıyafeti. Üzerinden çorap giydireceğiz. Tamam. Begüm Güleyen sormuş. Merhabalar, oğlum 3 yaşında, geceleri 3-4 biberon süt içiyor. Zararı var mı? Varsa nasıl bıraktırabilirim? Çok ağlıyor süt diye. Evet. 3-4 biberon süt ne kadarlık dedi?
3 yaşında. 3 yaşında ve 3-4 biberon süt ve geceleri içiyor. Şimdi şöyle. Tabii biberonun, bu biberon kaçlık, o da önemli tabii herhalde. Tabii biberon kaçlık, biberonun içinde bu cicili ve bisküvileri, pirinçli vesaire şeyler var mı yok mu? Bunlar çok önemli. Sadece sütse yavaş yavaş azaltmaya gidebilirler. Nasıl? Bu hafta 3 biberon değil de 2,5 biberon verilir. Önümüzdeki hafta 2 biberonu düşürülür. Hafif hafif böyle azaltabiliriz. Ama o içindeki dediğim gibi o daha doyurucu olan cicili ve bisküvileri falan filan varsa o zaman biraz böyle kilo kontrolüne devam edeceğiz. Obeziteye giden bir durum olmasın, şeker hastalığını tetikleyecek bir durum olmasın. Kaldı ki Dünya Sağlık Örgütü zaten 2-3 yaşına kadar sütü ve tatlı ürünleri hiç Hiç önermiyor. vermiyor. Mümkünse hiç kullanmasınlar zaten hayatları boyunca. Gülsüm Kurt Özçelik, 4 aylık bebeğim sadece uykuda emiyor. Uyanıkken ağlayıp memeyi kabul etmiyor. Neden olabilir acaba? Kusması, gaz problemi yok. Evet. Ne kadar süredir yaptığının çok önemi var burada. Bazen biz istemeden böyle baharatlı, acı, ekşi, tatlı işte vesaire şeyler yediğimiz zaman terimiz farklı kokar. Süte de yansır bu aynı şekilde. O zaman bizi hiç emmek istemeyebilir. Belli dönemlerde de sütü reddetme dönemleri olur. Birkaç haftayı aşmamak süresiyle orada bir gelişim var. Psikolojik anlamda da bir gelişim var çünkü. Onu seyretmek lazım ama devamının geleceğine emin olsun anne. Ve hiç pes etmesin. Çünkü 2 yaşına kadar gerçekten bebeklerin emmemesi için hiçbir durum yok. Sütümüzün gelmemesi için de sağlık durumunuzda problem yoksa bir neden yok. Evet, bu noktada anneler pes edip mamaya dönebiliyorlar. Dönebiliyorlar, çok çabuk dönüyorlar hem de. Direnmek Ağlamasına gerek. dayanamıyorlar, direnmiyorlar, üzülüyorlar. Daha böyle stres, endişe oluyor. Anne ağlıyor bir taraftan, bebek ağlıyor bir taraftan ama bu süreci bilsinler. Böyle dönemlerle ara ara karşılaşabiliriz ama istikrarımızı kaybetmememiz gerekiyor. Hem güvenli bağlanma için oradaki aslında bütün hayatı boyunca hissedeceği güveni, bağlanmayı 0-2 yaş döneminde anne ile arasındaki bağlanmayla aslında hatırlayacak. Bu yüzden çok önemli bizim için. Hayriye Avcı, 5 aylık oğlum var. Ne gece ne gündüz uyuyor. 10-15 dakika aralıklarla uyuyor. Ne yapmalıyım? Evet, 5 aylık bebeği var ve çok kısa uyuyor. Burada şuna dikkat edeceğiz. Karnı çok şişse, bacaklarını sürekli karnına doğru çekiyorsa bilsin ki gazı var. Genelde de böyle oluyor. Özellikle erkek bebeklerin gaz şikayetleri daha fazla oluyor ve hiç uyumuyorlar. Normal doğumda gaz oranı bu arada daha azdır. Sezaryanda bir tık daha fazla riskimiz vardır. Doğum esnasında aldığımız floralardan dolayı bağırsak daha etkili çalışır. Kabızlık riski azalır. Normal doğumda işte gaz riski azalır. Bir sürü dinamik var yine dediğim gibi. Erkek bebekse, sezaryansa, gaz varsa, anne yediğine içtiğine çok fazla dikkat etmeden biraz kaçırıyorsa, bazen şöyle bir şey oluyor bile. Mesela domates bile aslında bir annede gaz yapabilir. Midesini ekşitebilir. Bunu daha önceden tahlil ediyor olması lazım. Domatesi en azından o süreçte hayatından çıkarmalı. Ondaki enzimler bebeği de olumsuz etkiliyor çünkü. Yediği, içtiği her şey bebeği direkt etkiliyor. Buradaki şeyleri çözüp ondan sonra ne yapacak? Gün içerisinde yine masaj, yıkama, işte hafif bir refleksoloji, sıcak tutacak, 2-3 kat çorap giydirecek, karnını sıcak tutacak, özellikle karın bölgesini aktif edecek, o bağırsak sinirlerini aktive edecek, masajları yapacak, kan dolaşımını artıracak, bebeği bir şekilde rahatlayacak. Bu arada anne de çok böyle stresli, gergin, evhamlıysa o zaman da biraz bebeğe yansıyor bu süreç. Peki genelde hani biz toplum olarak bu havalarda soğuk diye dışarı çıkarmaya çekiniyoruz bebeği ama Evet. hava alması, oksijen alması da uyumasına yardımcı olur mu? Aksine çok önemli. Odaları ben hep diyorum yazında, kışında 3-4 saatte bir 20 dakika minimum açın. Bütün odaları havalandırın, oksijenlensin. Çünkü oksijen bizim her şeyimiz. Nasıl su vücudumuzun %70'i, oksijen de biz hiçiz. Oksijen olmadan bağışıklık sistemimiz gelişmiyor, hücrelerimiz yenilenmiyor, algılarımız açılmıyor ve gelişmiyor. Zeka kapasitesini de etkileyen bir durumdur oksijen oranı. O yüzden bütün anneler korkmasın, gerekli önlemleri alıp hemen hemen her gün beraber yürüyüşe çıksınlar. Hatta sezaryen ya da normal doğum fark etmez. Bir hafta sonra anne tek başına yürüyebiliyorsa, bir sağlık problemi Yoksa. yoksa çıksın, yürüsün, sosyalleşsin, her gün bir saat yürüyüş yapsın. Hem kendi için hem bebeği için. O dış dünyadaki sesler de bence uyumasına yardımcı Evet, çok oluyor. önemli. Çok seviyorlar. Özellikle arabaya binen bebekler, bebek arabasında veya normal otomobilde
Yani koyduğunuz gibi uyumaya başlıyorlar. Çünkü bu şeyle ölçüldü. Anne karnındaki o bağırsak gurulduğuma sesleri, su sesleri dış ortamda işte elektrik süpürgesinin sesini, arabanın motor sesini hemen hemen eşdeğer olduğu söyleniyor şu anda. Onunla ilgili özel hatta müzikler var. Araba sesi Evet. vesaire. Açıyorsun YouTube'dan dinliyorsun. Elif Recep Şahin, merhaba bebeğim 4 aylık. Büyük çişini 6 günde 8 günde bir yapıyor. Bir sıkıntı da yapmıyor ama yapmaması normal mi? 72 saati geçtiği zaman kakayı, o zaman mutlaka bir çocuk doktorunun görmesi gerekir. Gerekli önlemleri de fitil vesaire gibi Burada kakanın 6 kolay gün olması 8 gün gibi bir için rakam çok var. yüksek rakamlar 6-8 Hı gün. Kesin bir çocuk doktoruna götürmeleri gerekiyor. Selin Yalçın, bebeğim 15 günlük, geceleri sürekli gaz problemi oluyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Nasıl davranmalıyım? Ne yapmalıyım? Belli bir saatten sonra artık geliyorum. Ağlaması geçmedi ve uyumadığı için. Burada cinsiyeti belirtilmemiş ama eğer bebeğiniz erkekse, bu erkek Evet. bebeklerde çok sık Biraz daha görülüyor. fazla oluyor. Şimdi şöyle güzel bir tutuş pozisyonu var aslında. Bebeğin kafası şurada olacak. Aşağı doğru bakacak şu şekilde. Ve hemen şu dizinizin üzerine bebeğinizi yatırın. Elinizin ortasıyla şöyle avuç içiyle poposun hemen üstünden pat 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 aşağı doğru pat 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 aşağı doğru 4-5 dakika ve şöyle sıvazlayarak da aynı şekilde 4-5 dakika yapsınlar. Biraz böyle kan dolaşımı artacak ve rahatlayacak. Sonra çevirsinler. Karın bölgesine aynı şekilde bu kabız olan bir önceki soru için de geçerli. Uyumak için de aynı şekilde. Gaz için yine karın bölgesinde I love hareketinde masajlarımız var. Bütün vücuda yapsınlar. Bir de karın bölgesine yine 4-5 dakika daha ekstradan yumuşatsınlar. Oradaki bağırsak sinirlerinin kan dolaşımı arttıkça kendiliğinden gaz da kaka da çıkmaya başlayacak. Anneler böyle bebekler çok huzursuzluk yaptığı zaman direkt gaz diye yorumluyor ama gaz Evet. olmayabilir mi? Gazsa nasıl anlaşılır? Şimdi şöyle gaz olduğu zaman şöyle bir şey oluyor. Karnın devamlı bacaklarına doğru çekiyorlar. Karnına dokunduğunuz zaman böyle bayağı bir şiş oluyor. Elinin altında dokunduğunuzda biraz hafif Sert. bastırdığınızda o gaz baloncuklarını hissediyorsunuz. Ama onun dışında bebek gayet gevşek, gayet rahat ve devamlı ağlıyorsa ve bu giderek 2-3 gün sonra kronikleşip tap yapıyorsa, giderek artıyorsa o zaman kesin bir çocuk doktorunun görmesi lazım. Peki hem gaz hem de kaka için karnına masaj yapılabilir mi? Saat yönünde Evet. miydi? Evet. Tam böyle saat yönünde I love, mesela pratiktir. I love'ın I'sıyla önce göbek deliğinin hemen üstünden şöyle bir I çizgisi. Sonra L, sonra O, sonra bastıra bastıra şöyle tam göbek kordonun üzerinde 4-5 dakika boyunca karnını masaj yapıp böyle rahatlatsınlar. 15 günlük demişti bebeğim. Sakıncası Yapılabilir. yok. Yani ateş, enfeksiyon, herhangi bir durum yoksa, sağlık durumu her şey yolundaysa problem yok, yapılabilir. Ayşe Faruk Kolay, 6 aylık olduk, süt alerjimiz var. Ben diyet yapmıyorum, etkilenmiyor ama mama verince ağız kısmı kızarıyor. Kakada mukus yok ama yeşil sürekli doğduğundan beri çocuk gastroenterolojisine götürdüm. Bir şey çıkmadı. Kaka neden yeşil olur? Şimdi çok nadir 6 aylık bu arada. görülen durumlardandır aslında. Bir takım metabolik enzim faaliyetleri bazı bebeklerde böyle. Şu anda henüz bir tanısı, herhangi bir teşhisi koyulmadı. Sadece takip ediliyor böyle bebekler. Takip demek ne demek? Boy, kilo, refleksleri. Ondan sonra genel algı düzeyine bakılıyor. Ve ateşi, halsizliği, herhangi bir durum var mı yok mu bunlara devamlı bakılıyor. Anne bunları yapacak. Çocuğunun normal gelişim seyrinde olup olmadığına bakacak, reflekslerine bakacak. İşte günde toplam 7-8 defa çiş ya da kaka yapabilir. Daha fazla olduğu zaman bir çocuk doktoruyla istişare edecek. Böyle böyle oldu. Bugün işte 10 kez kaka yaptı mesela atıyorum. O zaman çünkü bebeğin metabolik enzimleri, elektrolitleri, mineralleri de kaybolmaya başlıyor. Haddinden fazla kaka ve çiş olduğunda. İstere doğru giden bir durum varsa o zaman sıkıntılı yeşil kakada. Ama onun dışında zaten gitmiş doktora, zaten herhangi bir teşhisi yok, korkmasın. Peki bebeklerden çok bahsettik ama ben annelerden de bahsetmek istiyorum. Tabii. Hamilelik zor bir süreç. Doğum sonrası loğusalık keza öyle. Onlar rahatlamak için neler yapabilirler? Onlar da refleksolojiden yararlanabilirler mi? Evet, yararlanabilirler. Mesela gebelerin şöyle işte mide bulantıları olabiliyor. Ondan sonra kas spazmları olabiliyor Bel, ve boyun, diz ağrıları. ağrılar ve uykusuzluk olabiliyor. Bunlarla ilgili aynı şekilde profesyonel
Hamile masajı yapanlar var, uzman yine fizyoterapistler ve refleksologlar. Onlar tarafından işte yarım saati geçmeyecek şekilde ve karın bölgesine masaj yapılmayacak şekilde ayaklarına, ellerine, bacaklarına, kollarına, başına, sırtına rahat rahat masaj yaptırabilirler. Birincisi bu. İkincisi şunu bilsinler, bu süreç sadece 9 ay. Düzenli egzersiz yapmalarında herhangi bir risk yoksa hepsi her gün en azından hiç yoksa aktif bir saat yürüsünler. Yarım saat, yarım saat bölsünler isterlerse ama aktif bir saat yürüsünler. Yürümedikleri zaman sabit oturduklarında, egzersiz yapmadıklarında ağrıları, kas kuvvetsizlikleri, fıtık varsa fıtıklardaki riskler artmaya başlıyor. Ve bol su içmezlerse kanımızın %70'i su. Bebeği de susuz bırakıyoruz. Bir de gebelik süresince pıhtılaşma riskimiz var. Bunu da aslında daha da riske ediyoruz su içmeyerek ve egzersiz yapmayarak ne yazık ki. Bol bol egzersiz yapsınlar. Bu sürecin güzel bir süreç olduğunu, çok değerli ve çok önemli bir süreç olduğunu bilsinler. Çünkü bir şeyin yazılım programını yapıyorsunuz sevgili gebeler. Sizin hissettikleriniz, yedikleriniz, içtikleriniz direkt bebeği etkiliyor. Bu anlamda mümkün olduğunca relax, mutlu ortamlarda olmaya çalışsınlar. Melankolik dizilerden, filmlerden, insanlardan uzak kalsınlar. Güzel müzikler dinlesinler. Mümkün olduğunca pozitif kalmaya çalışsınlar. Peki bu spor örneğin önerdiğiniz masaj yapmaması gereken hamileler var mı? Var. Düşük riski olan, işte kanama riski olan, bebeğin eşinin aşağıda olduğu bir sürü riskli gebeler var ama Eğer hem anne hem bebek sağlıklı görünüyorsa yani normal tabir edilen bir gebelik evet, süreci ise evet. çekinmeden. Yapmalı. Kesinlikle yapmalı. Gebelik süresince ekstra yapmalılar. Fıtık varsa mesela soruyorlar bana. Fıtığım var, nasıl yapacağım egzersiz? İşte doktor bana yapma dedi. Ama aksine sen kasını esnetip kuvvetlendirirsen fıtık riskin azalacak. Kan dolaşımın arttığı için ağrın azalacak. Bugün aslında en iyi ağrı kesici fizik tedavide de egzersiz yapmaktır. Kişinin kendi yaptığı egzersiz kası direkt uzatır, kan dolaşımını arttırır, serotonini arttırır. Hem mutlu olur, hem adrenalin salgılatır, hem de iyileşir aslında. Şeyma Tuana Danabaş sormuş. 2 aylık bebeğe yeşil çay zararlı mı? 2 aylık bebeğe yeşil çayda kafein olduğu için biz önermeyiz. Bu herhalde sütten geçmesi için soruyordur. Çünkü direkt olarak zaten İki fincan verilmez. kadar içiyor galiba Anneler. anne günde. Bir fincanı düşürmeye çalışsın çünkü yeşil çayda da kafein var. Yapabiliyorsa yapsın, bire düşürmeye çalışsın. Ama bebeğe direkt olarak verilmiyor. Direkt değil ama sonuç olarak biraz hani birazı geçiyor ama o kadarı da çok sıkıntı değil çünkü tamamen bitkisel bir şey. 3-4 aylık bebeklerin kaka yapamamasıyla ilgili birden fazla soru var. Onu ben size bütün halde sormuş olayım. Hem kızlarda hem erkeklerde 3-4 aylık bebekler neden kaka Kaka yapamaz? Ne yapamazlar. yapılabilir? Şimdi şöyle, biraz önce de bahsettiğim gibi annenizin yediği içtiği her şey direkt bebeğe aslında geçiyor. Bu anlamda biraz böyle içtiğimiz sulu ve posalı şeyleri arttıracağız. Birinci önerim bu. İkincisi onlar da egzersiz yapsınlar, yürüyüş yapsınlar. Annenin bütün enzimleri bebeğe geçiyor sütte çünkü. Ve bebekte aynı şekilde yıkama, masaj, biraz önce anlattım o karın masajı, ayak masajı. Ayakta özellikle bütün bölümleri birazcık anlatmak istiyorum. Şu ayak diyelim, parmaklar, şu parmak bölgeleri, baş ve diş bölgeleridir. Diş sıkıntıları olanlar, ayak parmağı bu. Bu el değil şu anda. Tasvir etmeye çalışalım. Şunlar ayak parmakları. Dış yanları ve şu ortalar diş ve başı sembolize eder. Buralara hafif masajlar ve dokunuşlar yapmak, diş bölgesinde diş çıkma olayları döneminde de oradaki ağrıyı da aynı şekilde azaltacaktır. Baş bölgesine rahatlatacaktır. Sinüs bölgelerimiz var. Tam şu orta bölgeler özellikle. Ayak parmaklarının tam ortaları sinüslerdir. Burun sinüslerini açmak için çok işe yarayacaktır. Yaklaşık 9 ay çünkü anne karnında suyun içinde oldukları için doğduktan sonra da burunlar biraz ödemli oluyor ve hapşırıyorlar. Devamlı sümükler akıyor. Biraz rahatlatacaktır. Aynı şekilde şu bölgeler yine akciğer bölgesidir. Tam ayak parmaklarının alt bölgeleri. Şurada böyle bombeler vardır. Ayakta da aynı şekilde. Akciğer hastalıkları olanlar, akciğerleri rahatlatmak için özellikle şu bölgelere basınlar yaparlar. Tam altı, şu bombenin tam altı yine karın bölgesidir. Karın bölgesi, iç karın bölgesidir. Onun tam altı, hemen göbek deliğinin o bölümler böyle yaklaşık 2-3 parmak kadar üst karın bölgesini sembolize eder ayakta. Sonra alt karın bölgesini sembolize eder.
Tam topukta pelvik bölgesindeki rahatsızlıklar içindir. Yani ayağın yarısından alt kısmının tamamının güzel bir şekilde, hafif bir şekilde masaj yapılması, dokunulması, hafif bekletilmesi böyle 4'e 5'e kadar sayarak topukla pelvisle beraber karın bölgesinin kan dolaşımını arttırır. Kabızlar çok iyi gelir. Her gün yaklaşık bir 5-6 dakika bu masajı yapabilirler. Ayak tabanından itibaren yarısına kadar olan kısmı. Birincisi bu. İkincisi yine aylal masajı dediğimiz bütün bedene yapacağımız o masajı yapabilirler. Yine aynı şekilde yıkayabilirler. Yediklerine, içtiklerine dikkat edebilirler. Baktılar ki yine de böyle giderek artan bir gaz sancısı var. İki tane çocuk doktorlarının önerdiği, iki tane bitkisel eczaneden aldıkları gaz ilacını tercih etsinler. Dönüşümde versinler birbirine. Neden iki tane diyorum? Bir süre sonra alışkanlık oluyor. Hiçbir etkisi olmamaya başlıyor o bitki ilaçlarının da. İki tane bitki ilacı seçecek. Gaz damlası biraz kakanın kıvamını yine o sulandırıyor. Daha rahat gazının ve kakasının çıkmasına yardımcı oluyor. Bu 3-4 aylıklar için değil tabii ama 6 aydan sonra ek gıdaya başlayınca besinlerine bir miktar azıcık sızma zeytinyağı da eklenebilir mi? Zeytinyağı aslında çok da önermediğimiz bir şey ama çok kabızsa, çok böyle ilerleyen bir kabızlık ve ağrı sendrom varsa çocuk doktorlarının önerisiyle ilerlesinler. Tamam. Her zaman. Gülbahar Deniz, bebeğim 37.8 ateşi vardı, fitil verdim. Sizce kaç derece ateşte verilmeli? Bebeğim 5 aylık. 37.8'de fitil varmış. Şimdi şöyle, çocuk doktorun önerisiyle mi verdi orada yoksa genel bir rutin haline öyle mi bir getirdi? Yok. Eğer çocuk doktorunuzun önerisi olmadan 37.8'de veriyorsanız benim çok tavsiye etmeyeceğim bir durum. Çünkü aslında ateş çok da korkmamız gereken bir durum değil. Vücudun aslında direncinin çok sağlıklı olduğunu, orada bir mikropla, bir virüsle savaştığın habercisi aslında. Diş de çıkarıyor olabilir 5 aylık diyor çünkü hani başlıyor olabilir. Diş de çıkarıyor olabilir, evet. Hafif bir grip de olabilir ve belki de yükselmeyecek. Kaç dereceye kadar beklesin? En azından 38, doktor danışmak için. 38.2 gibi. O süreçlere kadar bir bakmak lazım. Bazen çok... Banyo yine yani soğuk demeyeyim ama serin bir banyo etkili olabilir mi peki? Çok olmamak kaydıyla. Mesela deriz ki normali 36-37 arasında olsun suyun. Banyoda böyle 33 derece falan olabilir. 32-33 derecede banyo olabilir. Eğer giderek düşürecekse de yavaş yavaş düşürmeli ısıyı. Banyo ısısında da. Birden değil. Çocuğun üzerini biraz çıkartmak etkili olur evet, ya da yorgan öncelikle sertmek. İlk yarım saat zaten bir soyalım diyoruz. Ayaklarını, ellerini örtsünler. Eldiven, çorap olsun. Ayakkabıyı üşütmesinler. Ciğerleri üşütmesinler yine aynı şekilde. Diğer bölgeleri aynı şekilde açık bıraksınlar. Yarım saat sonra tekrar baksınlar. Belki sabit yattı. Belki çok uzun süre emzirdi. O yüzden bir ateşlenme oldu. Öyle geldi bize. Onu iyi analiz etmek lazım. Elif Şimşek, oğlumda kas gevşemesi var. Ne yapmalıyım? Acil cevap verebilir misiniz demiş. Şimdi bebeğinizde kas gevşemesi varsa zaten bir nöroloğun görmesi gerekir. Kas gevşemesi dediğimiz durumlar çok özel durumlardır. Ve tamamen doktorla beraber ilerlenmesi gereken bir durumdur. Onu burada buradan... yaş belirtilmemiş ama tabii. Yaşı ne olursa olsun bu şekilde mi? Evet, nörolog görmesi lazım. Hasibe Çelik, merhaba, ben 26 haftalık hamileyim. Feci şekilde diş ağrısı çekiyorum, antibiyotik kullanıyorum. Ama geçmedi, sabaha kadar uyku yok, ne yapmalıyım? Daha 2 ayım var doğuma. Şimdi şöyle, çok geçmiş olsun. 26 haftalık gebesiniz ve dişinizde ağrı var. Kadın doğumcunuza danışarak bitkisel çeşitli yöntemler var. Buradan telaffuz etmem çok doğru olmaz ama kadın doğumcular biliyor. Bitkisel çeşitli yöntemler var. İlaçlar da aslında bitkilerden yapılıyor. Belli dozlarda o bitkileri tüketmek ağrının kesimine yardımcı olduğunu görüyoruz. Onun dışında buz uygulaması yapabilir dişine. Karanfil de çok etkili oluyor. Ben yaşamıştım. Evet, karanfil çiğnemek, bastıra oraya bastıra. Oraya karanfili koydum. Evet, çiğnemek. İnanılmaz bir ağrım vardı. İlaç evet. da içmeyi reddettiğim için. Bayağı birkaç gün karanfille ne gezdim. Ne güzel işte burada çok güzel bir örneğimizi yırtmış oldunuz. Ama uyumasıyla alakalı yardımcı olabilecek 26 haftalık gebe için 29. 29. Bu başka soru mu? Aynı mı? Yok, aynı, aynı. Kişi. 29 haftalık gebe, şimdi şöyle sol yana doğru ve her gece duş alıp aynı şekilde
Eşinize biraz sırtınızı ve pelvik bölgeyi sıvazlatarak böyle boynunuzu ve başınızı özellikle sıvazlatarak bazen saçla oynamak aynı şekilde bir uykuyu getiriyor. El ve ayağınızı biraz böyle masaj yaptırarak rahatlarsınız. Ve kendinizi muhakkak sıcak tutun. En azından ayaklarınız sıcak olsun. Uyumanızı kolaylaştıracak. Biraz böyle sol yana doğru yatıp hafif bacakları kendinize doğru çekerek uygun ortamı yaratın. Işıklar tamamen kapalı olsun. Telefon kesin kapalı olsun. Çünkü o telefondaki radyasyonu da biz çoğu zaman hissediyoruz aslında. Uyumuyoruz. Radyasyona da maruz kalmayın. Gece bütün iletişimi koparın kendinizle. Ben yine hamileyken okuduğum bir kitapta görüp uygulamıştım. Sola yatıyordum devamlı. Evet. Ve iki bacağım arasında yastık koyuyordum. Evet. Ya da böyle kalın peluş bir oyuncak olabilir. Evet. Çok rahatlatıyor etkili oldu. Değil mi? Evet. Aynen. Melek Yıldıran, bebeğim 1,5 aylık fıtık oldu. Geçer mi? 1,5 aylık. Çok pardon, yine aynı kişi sorduğu için devam Hı-hı. edeyim istedim. 50 günlük bebeğimin sarılığı düşmedi, ne zaman geçer? Şimdi şöyle, 50 günlük bebekte sarılık artık patolojik durumdadır. Onun mutlaka çocuk doktorunu görmesi lazım. İlk soru... Fıtık oldu, fıtık. 1,5 aylık geçer mi? Şöyle, çocuk doktorları zaten onu takip ediyordur. Bazen bazı fıtıkların belli derecelerde azaldığını görürüz ama çok ilerleyen bir fıtık varsa o zaman devamlı takip altında tutup ilerleyen süreçte çaresine bakmakta fayda var. Yani şu an hani MR sonucunu, herhangi bir sonucunu da alamayacağımız için 50 günlük bebekten takip edeceğiz sadece. Soruların tamamını yanıtlamaya çalışıyoruz ama bazen süre sebebiyle hepsine cevap veremiyoruz. Evet. Bu yüzden geçmiş yayınlarımızı izleyebilirsiniz. YouTube'a yükleniyor. Ya da sorunuzu bir sonraki haftaki konuk ilgiliyse mutlaka ona da yöneltiyorum. Keza geçen haftadan bazı sorular vardı. Ferda Hanım'ın da branşına girdiği için bu hafta ona yöneltmek istiyorum. Eda Birgül Kocaoğlu sormuştu. 3 yaşına girecek kızım. Gece 2'den önce uyumuyor. Ne yapmalıyım? Evet. 2'den önce uyumadığı için şimdi şöyle, bebeğin yine gelişimi söz konusu burada. Sağlıklı gelişiyorsa, günlük rutinindeki davranışları psikolojik olarak normalse, hırçınlığı, öfkesi falan yoksa sıkıntı yok ama böyle bir durum ilaveten varsa 2 yaş döneminde, çünkü 2 yaş sendromumuz var bizim. Atlatamıyorsak, doğru davranış değişikliğini geliştiremiyorsak bir pedagoğa gitmekte fayda var bu anlamda. Hem anneyi babayı çözecek hem bebeği çözecek. Orada doğru davranış değişikliği için direkt sistemin içinden örnek verip pedagog bu olayı yönlendirmesini yapacak aslında. Aynı tutacak aileye. Şimdi ben buradan göremiyorum, oradaki dinamikleri de hissedemiyorum. Ancak önereceğim şu, yavaş yavaş yatağa geçme saatini öne çeksinler. Bugün 9'daysa yarın işte 8.50'de yatağa geçsinler. Yavaş yavaş yatak seyrini çok baskı kurmadan, onu böyle aşırı yönlendiriyormuşuzluk göstermeden yavaş yavaş yapmak lazım. Yasemin Kuşçu, 4 yaşındaki oğlumun 3 yaşındayken dirseği kırıldı ve ameliyat oldu. Tam iyileşti derken 4 ay sonra aynı dirsek bu kez büyüme kıkırdağından kırıldı. Ve ameliyatın kıkırdağa daha çok zarar vereceği düşünülerek 6 içerisinde kendi kendine iyileşmesi beklendi. Dirseğinde şu an fonksiyonel kayıp olmamakla birlikte kolunda eğri kaynamadan dolayı bir eğrilik kaldı. Ve büyüme kıkırdağı zarar görmüşse bu eğriliğin artacağı söylendi. Kolun eğriliği için neler yapılabilir? Atelleme yapılabilir bir. İkincisi, çok iyi bir ortopedist ve fizik tedavi doktoru tarafından takip ediliyor olması lazım. 3-6 ay aralıklarla ve her gün esneme egzersizleri yapılacak. Atelle beraber belli saatlerde ateller takılacak. Çok kolay bir süreç olduğunu asla söylemiyorum. İnşallah istikrarlı bir şekilde yapabilirler. Ateller böyle sabit tutar, kolun yönüne doğru, verilmesi gereken yöne doğru yapılır özel ateller. Yine ortez protezciler tarafından yapılır bu ateller. Onlarla beraber düzenli, disiplinli çalışacaklar. Egzersizlerini, esnemelerini, kuvvetlendirmelerini yapacaklar. Şimdi şöyle bakacağız olaya. Hepimiz gün içerisinde bir takım zorluklar, bir takım kolaylıklar ve güzellikler yaşıyoruz. Hep çözüm odaklı olacağız. Tamam, bu başıma geldi. Ben anne babayım. Elbette ki endişeleniyorum, stres yapıyorum. Her şeyin en iyi şekilde gelişmesini istiyorum ama bazen elimizde değil. Olduğu kadarını kabul edip daha farklı nasıl çözümcül yaklaşabilirim, nasıl daha ilerleyebilirim, buna odaklanmamız gerekiyor ve çözüm yollarını arıyor olmamız gerekiyor.
Özlem Coşkun Alkan sordu. Bebeğimin doğduğundan bugüne hep gözümde çapak oluşuyor. Ne yapmalıyım? 50 günlük oldu. 50 günlük oldu. Şimdi şöyle, bebeklerin göz pınarları özellikle ilk 15 gün çok açık olmuyor. Hatta bazen masaj yapın diyoruz. Masajla göz pınarlarını açın diyoruz. 50 güne kadar da uzadıysa çocuk doktoru belki birkaç damla solüsyon verebilir. Bazen 3-4 günlük ya da bir haftalık antibiyotik kullanımına gidebiliyoruz ama her gün yapması gereken rutin bir şey var. Bunu atlamasın en azından. Önerim şu, her 4-6 saatte bir kaynamış ılımlı suya batırdığımız pamukla içten dışa doğru iyice böyle o bölgeyi temizleye dışa doğru getirmek. Bu bayağı bir oradaki arındırma işlemini yapacak oradaki enfektif durumun. Çiğdem Akcan, 9 aylık oğlum var. Gündüzleri hiç uyumuyor. Çok hareketli ve daha kahvaltısında taneli yemiyorum ve bulamaç yiyor. Nasıl alıştırabilirim? Şimdi şöyle hepimiz 4-6 aylık yani çocuk doktorumuzun önerisiyle bir takım ek gıdalara geçiyoruz. Geçerken yine buradan diğer annelere de tavsiyem çok fazla püre halinde vermeyin. Biraz böyle pürtüklü bırakın. Aksi durumda sonrasındaki süreçte alışmaları çok zor oluyor. Bu annemiz gibi ama çok geç değil. 9 ay aslında hemen hemen yeni bir süreç. Yavaş yavaş yapacak. Çok taneli değil de hafif pürtüklerle başlayacak. Bir öğünde pürtüklü vermeyi deneyecek, diğer öğünde ona kolay geleni şekilde yavaş yavaş böyle onun normal olduğunu hissetmeye başlayacak çocuk. Eline de bebeğim verebilir. O zaman çok keyif alıyorlar. Evet, Hem kendi hakim başarıyor hissi olmak. oluyor, hem dişlerini kaşıyor. Tabii gözetimde tutarak, çünkü koparıp boğazına kaçmasın. Tabii. Haşlama sebzelerini böyle parmak büyüklüğünde Aynen, hafif keserek. böyle ağzına diline pürtükler gelsin. Hani şey yoğurdun kaymağı gibi zarar vermeyecek pürtüklerden bahsediyorum. Tabii, taneli değil. Betül Gözlek, anne sütünü nasıl arttırabiliriz demiş. Ne kadarlık acaba? Onunla ilgili bir şey. Betül Hanım, yazar mısınız? Evet. Betül Hanım şimdi şöyle, anne sütünü her zaman aslında 24 ay boyunca arttırabiliriz. Yeter ki herhangi bir ilaç kullanmıyor olalım. Sütü baskılayacak olan ya da işte herhangi bir sağlık problemimiz olmasın. Nasıl yapacağız? Öncelikle kendimize inanacağız. Biz bir anneyiz ve bir bebeğimiz var. Prolaktin hormonu der ki, sen eğer bebeğine dokunursan, kendine inanırsan sütünün geleceğine, ve ben hormonal olarak uyarılacağım. Bebek beni emdikçe ben sana akıtacağım der. Ama ne zaman ki siz bebekle olan iletişimi bitirirseniz, emme olayını bitirirseniz, prolaktin hormonu der ki yine beyinden, hipofiz bezinden yine salgılanıyor. Der ki benden talep yok. Sen beni düşünmüyorsun. Süt isteğini hissetmiyorum. O duygusal bağı seninle kuramıyorum. Tabii ki de ben yavaş yavaş hormonumu çekiyorum senden der ve süt azalır. Yeniden sen kendine güvenip, evet ben bebeğime çok iyi bakacağım, çok iyi bir anneyim, sütüm çok güzel gelecek dersen, güvenirsen, öte yandan da günde 2,5-3 litre suyunuzu içip yürüyüşünüzü yapar ve mutlu bir şekilde birey olmak için çabalarsanız sütünüz gelecektir. Sütü ise zaten sanırım en çok arttıran şey devamlı emzirmek Emzirmek. ya da sağmak. Emzirmek, sağmak, uyarmak, pozitif olmak, uyumak, dinlenmek. Bazı anneler böyle gece 3-4 saat uyur, sabah bir kalkar sütler dolmuş Doğru. böyle. Çünkü hormon dinleniyor, beden dinleniyor, süt artıyor. Öte yandan bir de ben özel olarak şunu yaptırıyorum. Nefes egzersiziyle beraber gözlerini 20 dakika kapattırıyorum. Sadece böyle gözlerine odaklansınlar. Sütün böyle şarıl şarıl şelale gibi aksını hayal etsinler. Bu da çok işe yarıyor çoğu zaman. Dilek Hanım sormuş. 3 yaşındaki oğlum hala emiyor. Nasıl bıraktırabilirim? Ek gıdayı fazla yemiyor. Ne yapabilirim? Her yolu denedim ama bırakmadı. Şimdi şöyle, gelişimine bakacağız. Bebeğin gelişimi nasıl? Kilosu, boyu nasıl? Yaşına, ayına uygun mu? Birinci önceliğimiz bu. Reflekslerine bakacağız. Duygusal bağlanmaya bakacağız. Duygusal bağlanmaya bir pedagog bakacak. Her konunun uzmanı. Pedagog gözlemleyecek. Doğru davranış değişikliği için anneyi de babayı da aslında teşvik edecek. Babanın da burada yardımcı olacağı aslında bir sürü konu var. Sadece olay annede bitmiyor esasında. Az önce Betül Hanım'a sormuştuk ne kadarlık bebeğiniz diye. 3,5 aylık demiş. Anne sütünü nasıl Harika, arttırabilirim çok kolay diyen artar. izleyicimiz. Yeter ki inansın, bol bol uyusun, suyunu tüketsin, yeşil yapraklı sebzelerini, meyvelerini tüketsin. Her gün yürüyüş yapsın. Her ağladığında da bebeğini emzirsin, göğsüne tutsun. Sizin var mı eklemek istedikleriniz? Şimdilik ben soruların tamamını yanıtlamaya çalıştım. Ama eğer yanıtlayamadığınız varsa lütfen geçmiş programlarımıza göz atın. Onları hem Facebook'taki Hepsi Burada sayfasında bulabilirsiniz. Hem YouTube'da Hepsi Burada'nın sayfasında bulabilirsiniz. Eğer abone olursanız yeni eklenen videolarımız olduğunda haberdar olursunuz. Evet.
Şimdiden sorularınızı postlarımızın altına bırakmaya da başlayabilirsiniz önümüzdeki haftalar için. Ama yayın bittiğinde bazen sorular geliyor. Onlara da mutlaka ileriki programlarda yer vermeye çalışıyoruz. Sizin eklemek istedikleriniz var mı Ferdan? Benim eklemek istediğim aslında şu, bir anne ve baba olmaya karar verdiğiniz andan itibaren mümkün olduğunca psikolojinize, yediğinize, içtiğinize, egzersizinize dikkat edin. Çünkü sizin bütün her şeyiniz, düşünceleriniz, yedikleriniz, içtikleriniz, iletişiminiz, hissettikleriniz bebeğinizi etkileyecek ve yarınların gelecek neslini oluşturacak. Mümkün olduğunca buna dikkat edin. Zaten gerisi gelecek. Siz kendinize güvendiğiniz sürece, olumluya kanalize olduğunuz sürece kendiliğinden her şey güzelleşmeye, değişmeye başlayacaktır. Ve her zaman her konunun uzmanıyla bir araya gelin. Psikolojik bir problem varsa pedagog ve psikologla çözün. Ve erken dönemde çözün. Ertelemeyin, geçiştirmeyin. Mutlu insanlarla bir araya gelin. İşte ağrılarınız varsa kadın doğumcunuzun önerisiyle başka bir doğuma, yine başka bir uzmana yönlenmeye çalışın. Her konunun uzmanıyla hareket edin. Kulaktan dolma bilgilere çok fazla yer vermeyin. İçselleştirmeyin. Kimsenin doğum öyküsünü, gebelik öyküsünü, çocuk öyküsünü içselleştirmeyin. Her birey kendine münhasırdır. Onun başına gelen sizin başınıza gelmeyecektir çoğu zaman. Ben yayını kapatmadan önce Dilek Hanım bize yanıt yazdı, onu size okumak istiyorum. Süper. 3 yaşındaki oğlu hala Emen Bayan. 14 kilo ve 95 santim boyunda demiş. Siz sormuştunuz evet, gelişim nasıl diye. 14 kilo ve 95 santim. Hemen ezberlemek istiyorum. Hemen hesaplamak istiyorum ezber hareket etmemek için. 3 yaşında bu arada. 3 yaşında. Ayda ortalama 600 gram kadar almalı. Hı hı. 36 ayda aynı şekilde ne kadar alır ortalama? 21 eksi 3 artı 3 olabiliyor. Hı hı. Yani bir 4-5 kilo olsun kadar aslında geride takip ediyor. Ama bazen anne ile baba zaten genetik olarak da çok kısa ve hani zayıflarsa o zaman bebeklerinin de böyle oluşunu kabul edebiliyoruz. Önemli olan burada refleksler, nörolojik muayeneler ve çocuk doktorumuzun ne önerdiği. Bu çok önemli. Birincisi, ikincisi pedagogla mutlaka bir araya gelmeli. Diğer öte yandan da bir uzman diyetisyenle kaliteli protein ve karbonhidratla beslenmeyi öğrenmek adına en azından birkaç seans almalılar. Onu liste haline getirip yaşına, kilosuna uygun proteini ve karbonhidratı seçmeyi öğrenmeliler. Doğru davranış değişikliği için. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Hem yayınımıza katıldığınız için hem paylaştığınız bilgiler için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Sizlere de izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gönderdiğiniz beğeniler, gülücükler için ayrıca çok teşekkür ederim. En çok yazdığınız yorumlar için teşekkür ederiz. Şimdiden önümüzdeki haftalarla ilgili sormak istediklerinizi yazabilirsiniz, bize iletebilirsiniz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Merak eden anneler için anne söyleşileri her çarşamba Hepsi Burada'nın Facebook hesabında.